eksen eğikliğini ve eksen eğikliğinin doğru sonuçları, hatta eksen eğikliğiyle ilgili detay soruları geldiğinde ne yapacağımızı iyice öğrendik. Şimdi aydınlanma çizgisi ya da aydınlanma çemberi olarak adlandırılan o çemberin ne olduğu ve ne işe yaradığına bir göz atalım. Gece ve gündüzü birbirinden ayıran sınırdır. Aslında çok da kolay. Gece ve gündüzü birbirinden ayıran sınırdır arkadaşlar. Peki, gece gündüz süreleri ve bu sınırlar nasıl belirleniyor? Şimdi onlara bir göz atalım ve hatta burada dört önemli günden de şöyle bir bahsedelim. Gece gündüz süreleri. Burada unutmamamız gereken önemli bilgiler var. Lütfen detaylı olarak bunlara bir göz gezdirelim. Ekvatorun dışındaki alanlarda gece gündüz süreleri yıl içinde değişecek. Bunu biliyorum çünkü ekvator gece gündüz süresini yılın bütün günü eşit yaşıyor. Yani 12-12 eşitlik var. Peki ülkemizde en uzun gündüz hangi tarihte yaşanır? 21 Haziran'da. Bunu tahmin etmek zor değil. Şöyle düşünelim. Yaz mevsimleri gündüzün uzadığı, gecenin kısaldığı mevsimlerdir. O zaman bizim yaz başlangıcımız 21 Haziran olarak kabul edildiğine göre en uzun gündüzü de Türkiye 21 Haziran'da yaşayacak. Tam tersi, en uzun geceyi ne zaman yaşayacak derse, kış başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 21 Aralık ise en uzun geceyi yaşayacağı tarih. Ekvatordan kutuplara gidildikçe gece gündüz süre farkları artar. Bunu unutmuyorum. Aynı zamanda enlemin etkisi olarak da karşımıza çıkacak. Diyoruz ki tekrar edelim. Ekvatordan kutupa gece gündüz arasındaki süre farkı sürekli artarak ilerleyecek. Unutmayalım arkadaşlar. Peki hemen bununla ilgili bir örnek. Örnek bu anlamda size konuyu anlatmada ve bu anlamda soru çözmede çok yardımcı olacak. O yüzden örnekleri lütfen detaylı olarak bakalım. Örnekler üzerine gittiğimiz o ince ayrıntıları da unutmadan sorulara yönelelim. Çok daha kolay ve rahat yapabiliriz. Şimdi örneğimizde saatler verildi bize. 12 saat ve 24 saat. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık tarihleri var. Şimdi şunu unutmayalım. 21 Mart ve 23 Eylül dediğimiz tarihler dünyanın her yerinde neydi? Gece ve gündüzün eşit yaşandığı tarihlerdi. 12-12. O zaman 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de 12-12 eşitliğin yaşanması gayet doğal. Yani bakın burada 12 saatlik bir eşitlik var. 21 Mart ve 23 Eylül'de dünyanın her yerinde arkadaşlar. Bu São Paulo'da da böyle, Türkiye'nin İstanbul'unda da böyle, Rusya'da da böyle, Norveç'te de böyle. Bunu unutmayalım, çok önemli bir detay çünkü. Peki hemen arkasından bu ülkede 21 Haziran'da bakın 12 saatten fazla gündüz yaşanmış. Şimdi az önce dedik Türkiye'de yaz mevsiminin yaşandığı 21 Haziran tarihinde gündüz en uzundu. O zaman gündüzün 12 saati geçtiği, hatta 24'lere kadar yaklaştığı alan hangi yarımküre için söylenebilir? Tabii ki kuzey yarımküre. Çünkü kuzey yarımküre bu tarihte ne yaşıyor arkadaşlar? Yaz. Demek ki kuzey yarımkürenin yaz yaşadığı bir mevsimi bize bu örnek anlatmakta. Cisimlerin gölge uzunlukları ve yönleri buna bağlı olarak değişebilmekte. Burada da önemli detaylar vereceğiz. Lütfen dikkatle dinleyelim. Güneş ışınlarının geliş açısı ile gölge uzunluğu arasında ters bir bağıntı, ters bir orantı var. Lütfen unutmayın. Neymiş arkadaşlar? Güneş ışınlarının geliş açısı ile gölge uzunlukları arasında ters orantı vardır. Peki, güneş ışınlarının geliş açısı ne oldu? Ve biz nasıl etkilendik? Gölge boyları nasıl etkilendi? Hemen onlara bir göz atalım. Burada arkadaşlar güneşin geliş açısı 90 olduğu merkezde gölge boyunun ne olduğuna şöyle hemen okla işaretleyelim ve bakalım. Oluşmaz diyor. Neden oluşmaz diyor? Çünkü dik açıyla gelen hiçbir yerde gölgenin oluşması mümkün değildir. Tekrar ediyorum, dik açı. Yani 90 dereceyle gelen hiçbir yerde gölge boyunun oluşması mümkün değil arkadaşlar. Peki. Güneş ışınlarının geliş açısı 45 derece olursa o zaman ne yapacağım? Hemen diyorum ki cismin boyuna eşit olacak. Yani atıyorum 1 metrelik bir çubuğumuz var. Bu çubuğun gölgesi 45 derecelik bir güneş ışığı açısıyla ancak kendi boyuna eşit olabilir. Bunu da unutmayalım. 45'ten büyük bir açıyla gelirse, örneğin 60 dereceyle gelirse cismin boyundan kısa olur. Demek ki güneş ışınları açısı arttıkça gölge boyu kısalıyor. Birinde artış, birinde kısalış var. Bu önemli bir detay. İlk olarak zaten ters orantıdan bahsetmiştik. Tam tersi 45 dereceden küçük bir açıyla gelmeye başlarsa ne oluyor? Cismin boyundan haliyle ters orantı mantığı uzun olacak arkadaşlar. Tarihler ve gölgenin oluşmadığı yerlere yine bir göz atalım. Şimdi 21 Mart'ta nerede acaba gölge oluşmaz? 21 Haziran'da, 23 Eylül'de ve 21 Aralık'ta da nasıl olacak gölge boyları? Hemen onlara bir göz atalım.
21 Mart güneşin de nereye dik geliyor? Ekvatora. O zaman ekvatorda kaç kez arkadaşlar? 2 kez mi dik geliyor? Evet, o zaman 2 kez ekvatorda gölge boyu oluşmaz. Bu tarihlerden bir tanesi neymiş? Yani o 2 kez oluşmayacak gölgeyi yaratan bir tarih 21 Mart. Peki 20 Haziran nereye dik geliyor arkadaşlar? Yengeç dönencesine. O zaman yengeç dönencesinde 20 Haziran'da bir kez gölge oluşmayacak. 23 Eylül'de yine az önce söylemiştik, 21 Mart'ta olduğu gibi 23 Eylül'de de ekvatora güneşin ardı dik gelir. 23 Eylül'de de ekvatorda yine bir kez gölgemiz ne yapmayacak? Oluşmayacak. Yani toplamda 2 kez ekvatorda gölge bu tarihlerde oluşamaz. 21 Aralık'ta tam tersi, yengeç dönencesinin hemen altındaki dönencemiz, yani oğlak dönencesine dik geldiği için 90 derece ile gelen yerlerde gölge oluşmaz. O zaman 21 Aralık'ta oğlak dönencesinde gölgemizin oluşması mümkün değil arkadaşlar. Evet, gölge yönleri. Bununla ilgili de çok sorgulayıcı ifadeler çıkacak karşınıza. Gölge yönleri dediğimiz cisimlerin gölge yönlerini bulmakla alakalı. Peki bulurken nelere dikkat edeceğim? Hemen onları bir göz atalım. Güneş ışınlarının dik geldiği yeri belirleyeceğim. İlk olarak nereye dik geliyor güneş ışını? Buna bağlı olarak gölge yönü ne olabilir? Ona bakacağım. Bu yine çok önemli bir şey söyleyeceğim. Güneş ışınlarının dik geldiği yerin kuzeyinde gölge yönü. Kuzeye. Dik geldiği yerin güneyinde ise gölge yönü güneye düşecek. Bunu da unutmayalım. O zaman tarih 21 Haziran. Nereye dik geliyordu güneş ışınları? Yengeç dönencesine. Yengeç dönencesi neredeydi arkadaşlar? 0, hemen üzerinde 23 derece 27 dakikalık yer yengeç dönencesini verecek bana. Yengeç dönencesi burası olduğuna göre bu dönenceye dik geldiğinde güneş ışınları. Atıyorum X burada, Y burada. Ne olacak arkadaşlar? X alttan aldığı için gölgesi nereye düşecek? Kuzeye. Y ise üstten aldığı için, yani kuzeyden aldığı için gölgesi nereye düşecek? Güneye düşecek. Anlaşıldı. Peki o zaman örneği hemen yapalım. ABCD'nin 21 Haziran'daki gölge yönleri nelerdir? Nereye geliyordu arkadaşlar? Şurada mıydı 23-27'miz? Yani burası mı? O zaman bir tek A'nın gölge yönü farklı. Alttan geldiği için A'nın gölge yönü kuzeye, diğerlerinin ise ortak olarak güneye düşecektir. Neden? Güneş ışınının geldiği yer güney, gölgenin düştüğü yer kuzey. Güneş ışınının geldiği yer kuzey, gölgelerin düştüğü yer güney olarak karşımıza çıkacak. Not çok önemli. Bunu lütfen atlamayalım. Türkiye'de gölge yönü kuzeydir. Değişir mi diye sorular gelecek. Hayır, asla Türkiye'de gölge yönü değişmez. Hep kuzeydir. Nedenini sorarsa bize en önemli şey, dönenceler arasında gölge yönleri değişebilir. Dönenceler dışındaki hiçbir merkezde gölge yönü değişmez. Yani dönence dışında bulunan bir merkezin gölge yönü güneyse hep güney, kuzeyse hep kuzey. Türkiye'de hep kuzeyde gölge yönü değişmeyen ülkeler arasında sayılabilir.